1955 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk ve orta lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. Meydan Gazetesi Ekonomi Yönetmenliği, Milliyet Gazetesi Ekonomi Yönetmenliği. Yeni Türkiye ne demek? Bir şey bak, yeni olan her şey eskir. Demek ki şu sıra eskimeyen, henüz daha tartışamadığımız bir şeyler var. Siz bunun anayasa kısmını, başkanlık sistemi kısmını, yönetim ve diğer alanlarını çalıştınız. Diğer birçok alanda da ajandanıza baktım. Yeni Türkiye'nin altını doldurmaya çalışıyorsunuz. İyi ki de yapıyorsunuz çünkü bizde genellikle bir laf söylenir. Onun hakkında herkesin bir yorumu vardır. Mesela şu anda Türkiye'de başkanlık sistemini kime ne sorsan herkesin başkanlıkla ilgili bir görüşü vardır ama gerçekten bunu nereye dayandığı noktasını birileri çalışmamıştır. Canik Belediyesi'nin bir farkı, ben onu görüyorum. Ağzımızdan çıkan harcı alem olmuş kavramlar için gayret gösteriyor. En azından insanları bir araya getiriyor. Bunun ne demek olduğunu anlama yönünde gayreti var. Şimdi ekonomiyi de bana verdiniz. Ben de ekonomi noktasında bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi o da şu, Türkiye çok enteresan bir yerde duruyor. Yani Baht dönencesi dediğim, bu lafı da rahmetli Necip Fazıl'dan almıştım. Türkiye'nin yıldızı Baht dönencesindedir diyor. Torunlarına portakal suyu mu içireceksin, bulanık dere mi suyu mu içireceksin? Bu senin tercihine bağlı demiştik ve Allah'a şükür son zamanlardaki tercihimiz iyi yönde gelişti. Bundan 15 sene önce fert başına milli gelirimiz 2000 küsür dolarlardayken bugün 10 bin dolara dayanmış durumda ama bununla yetinmeyen bir yapı. Tam da bu noktada Türkiye'nin önemini anlatmak istiyorum size. Türk Hava Yolları'nı hepiniz biliyorsunuz. Dünyada en çok yere uçan havaalanı, hava yolu şirketi olduğunu biliyor musunuz? Bilenlere el kaldırsın bakayım. Evet, farkındasınız. Şimdi bunun gururu nerede yaşıyorum? Geçenlerde şeye gittik, Seattle'a gittik. Bu Boeing fabrikası, dünyanın en büyük uçak fabrikalarından iki tane var. Bir tane Airbus, bir de Boeing. Amerika'nın ta yukarısında bir yerde. Oraya uçtuk, krallar gibi karşılandık. Katalogdan bir uçak seçtik. 400 milyon doları yatırdık. Fabrikanın bahçesinden de sıfır bir uçağa bindik. Normalde 18 saatte uçtuğumuz yolu 11 saat Kuzey Kutbu üzerinden döndük geldik. Yolda giderken de orada konuşurken de adamlara söylediğimiz şuydu. Kardeşim siz bize hep yıllar boyunca bu uçakları sattınız. Biz de gittik bunları aldık. Biz bu anlaşmayı artık böyle istemiyoruz. Yeni bir Türkiye söz konusu, yeni iddiaları olan bir Türkiye söz konusu. Eğer dünyadaki bir havayolu şirketi Afrika'ya uçacaksa İstanbul'a ayak basmak zorunda ve dünyada çok az yer, 3 tane yer var. Bunlardan bir tanesi İstanbul. Dar gövdeli uçak dediğimiz küçük uçaklarla 3,5 saat mesafede dünya nüfusunun 1/3'üne, geniş gövdeli uçaklar dediğimiz uçaklarla ki Türk Hava Yolları bunlardan var, dünyanın gezegenin her tarafına gidilebilen en dar 3 yerden bir tanesi. Bu tuhaf bir şeyi de beraberinde getirdi. Enerji konferansları artık dünyada, Houston'da, ne bileyim, Uzak Doğu'da, Çin'de, Pekin'de yapılmıyor, İstanbul'da yapılıyor. Geçen sene 2 tane yapıldı, bu sene de 2 tane yapılacak. Sebebi ne? Sebebi çok enteresan. Bir bakıma almadığımız bilete piyango çıktı ve bizi dünyanın merkezine getiren bir baht söz konusu oldu. Nedir o? Eskiden bunlar Türk Hava Yolları ile bağlantılı konuşacağım işte ne? Milli Hava Yolu Şirketi'nin her yere uçuyor olması ne o, nasıl bir Türkiye'yi yenileştirir noktasına getireceğim lafı. Bu uçakta birbirlerine bağlantılı uçmak zorunda oldukları için, İstanbul'a inmek zorunda kaldıkları için o bütün enerji aktörleri, büyük devlerin adamları uçakta birbirlerini görüyorlardı. Nereye gidiyorlardı? Bir yerlere, konferanslara falan. Ya biz İstanbul'da inelim, bir gün geciktirelim bağlantı uçuşumuzu, konuşalım. 1-2 yıl böyle gitti. Ondan sonra ya biz niye oraya gidiyoruz kardeşim? Toplantılarımızı orada yapıyoruz. Biz bunu niye İstanbul'da yapmıyoruz diye konuşmaya başladılar. Ve dünyanın en büyük enerji konferansları Houston ki biliyorsunuz Texas'ın başkentidir, Texas eyaletinin. Ve petrol konusu söz konusu olduğu zaman, Amerika söz konusu olduğu zaman, kaya gazı söz konusu olduğu zaman merkez bir anda İstanbul'da kendini buldu. Bunu neden anlatmaya çalışıyorum?
jeopolitik önemi bir anda artmış bir Türkiye var. Şimdi üç tarafımız denizle fakat dört tarafın sorunlarla çevrili bu coğrafyada artan önemimizle beraber farkında mısınız? Yediğimiz dayağın da dozu arttı. En azından son 5 yıldır sürekli operasyonlar içerisinde Türkiye'nin elinden çalınan büyümesini geri almaya gayreti içerisindeyiz. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızla Washington'a gittik. Orada Türkiye'nin dünya için ne ifade ettiği, eğer zaafa düşersek de neleri kaybedeceğimizi bir kez daha gördük. Şimdi bizim bir iddiamız var, 2023 hedefleri. Dedik ki, Türkiye, yeni Türkiye 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olacak. Şimdi bunu diyorsunuz da, sana şu soruyu soruyorlar. Peki kardeşim, kimi yerinden edeceksin sen? İlk 10'a gelirken kimi iteleyeceksin, yerine geleceksin? Goldman Sachs, dünyanın en büyük banka fonlarından bir tanesinin Türkiye için yaptığı araştırmalar var. Yani Türkiye'yi bu arada çok çalışıyorlar. Benim oğlum Rand Corporation'da doktorasını yaptı. Türkiye için her şeyi çalışıyor Amerikalılar. O çalışmada şöyle diyor, Türkiye eğer diyor yenilerse, üretimini, paylaşımını, modelini yenilerse 2035'te dünyanın 9. ülkesi olacak. 10. da değil. 9. ülkesi. Peki merak ettim ben bu çalışmaya baktım. 10. ülkesi kim? 11. ülkesi kim? 12. ülkesi kim? Fransa, Almanya, Japonya. Ama bu listede Endonezya dünyanın 4. ülkesi olmuş durumda. 3. ülkesi Hindistan, 1. ülkesi Çin'le Amerika arasında değişiyor 1.lik, 2.lik. Ve bizi buraya taşıyan dinamiklere baktığım zaman bize söylenen şu, eğer Türkiye diyor üretimini, değer üretmeyen üretimini yenilerse, değer üretmeyen süreçlerinden kurtulursa, iş süreçleri, ilişki süreçleri, iletişim süreçlerini ve daha önce var olmayan bilgi süreçlerini yenilerse bambaşka bir ülke olur. Değilse çok enteresan, topraklarımızda gözü olan pek çok insanların iştahları da yükselmiş durumda. Son zamanlarda siz de hissediyorsunuz, güneyimizdeki bir savaş söz konusu. Rusya'nın düşen uçağıyla birlikte düşen petrol fiyatları yüzünden agresifleşmiş bir Rusya söz konusu. Ambargoda bile ona arka çıktığımız, onun için Birleşmiş Milletler'de terörizme destek veren ülkeler arasına girmeyi göze alarak desteklediğimiz İran enteresan bir şekilde Türkiye'ye naz yapıyor ve Türkiye'ye bir bahtsızlık, vefasızlık örneği gösteriyor. Artı bunun yanı sıra faiz operasyonu, 17-25 Aralık operasyonları, Gezi Parkı olayları ve buna rağmen Türkiye %4'lük büyümeyi sürdüren tuhaf bir bahta sahip. Sorun şu, biz buna pek farkında değiliz galiba. Bu Cumhurbaşkanı'nın gezisinde, bu Cumhurbaşkanı dünyanın en büyük 23-21 şirketinin CEO'suyla bir toplantı yapmıştı. O toplantıdan sonra oraya gazeteciler alınmadı. Toplantıdan sonra ben gittim onların her biriyle teker teker konuştum. Onlara da sorum şuydu, ya siz Türkiye'yi bu kadar met ediyorsunuz. Biz de terörde ufkumuz karardı. Benim görmediğim neyi görüyorsunuz diye tuhaf bir, yani biraz böyle tahrik edici bir soru sordum ona. Enteresan bir şey söyledi oradaki insanlar. Siz diyor, size olan inancımız, siz kendinize inansanız işler daha kolay olacak sizin için diyor. Nedir o dedim. Ya dedi, doymamış pazarların burnunun dibindesiniz bir. İkincisi, yeni üretim fonksiyonu olan yerelleşme noktasında tam da aranan coğrafyadasınız. İki, %97'si KOBİ olan küçük orta boy işletmelerin son derece dinamik bir ülkesiniz. 3. Bir de henüz daha eteğinizdeki taşları atmadınız. Bunlar sizi yukarı çıkarıyor ve bir 16 bin tane şirketimiz var Amerika'da. 60 yıldır ülkenizdeyiz diyor ve bunları geliştirmek istiyoruz. Ama diye başlıyorlar. En büyük derdiniz diyor, sizin iyileriniz arasında ittifak yok. Her iyi kendi başına iyi. Her biri okyanusu kendi filikasıyla geçmek istiyor. Birleşip bir transatlantiye binmek aklınıza gelmiyor. Açıkçası bu da bizim işimize geliyor. Yani yoksa başka türlü o bölgede siz bize hiçbir şekilde ekmek yedirtemezsiniz. O yüzden diyor siz taşeron kalıyorsunuz. Biz müteahhit olarak aslan payını alıyoruz.
Şimdi bu açıkçası oradaki insanların açısından hem iyisini hem kötüsünü söylemeleri noktasında size aktarmak istediğim yapıydı. Sebebi şu, temel olarak geldiğimiz noktada çok şükür Türkiye artık eskisi gibi değil. Üreten bir ülke, katma değeri fark ettik, iş birliği ve iş bölümünün de farkına vardık ama henüz daha bunu hayata geçirecek olan güveni oluşturamadık. Şimdi Türkiye'deki kuruluş şirketlerin %95'i aile şirketi 3. kuşakta yok olup gidiyor. 5. yıl sonunda %80'i ortağınla ilgili bir sıkıntı çekiyor ve yürümüyor. Mahkemeler sürekli olarak birbirine güvensizlikten dolan davalarla. Yani Türkiye şu anda bir zihin yapısına geldi, tıkandı. Biz buna yeni Türkiye diyoruz. Yeni Türkiye şu aslında, yeni yolda yeni ayakkabıyla yürümek. Biz yeni yolda eski ayakkabılarla yürüyoruz. Eski ayakkabı nedir? Bizim birbirine olan güvensizliğimiz, anayasamız, eski mevcut yürümeyen artık sistemimiz, yönetim sistemimiz ve köhnemiş kurumlarımız. Bu yerel yönetimlerden tut, üniversitelere kadar hepsi işin içerisinde. Dün önemli bir haber vardı. Üniversiteyi özellikle gündeme getirmek istiyorum ve yeni Türkiye konusundaki ekonomiye geçmek için. Bir doktor hanımefendi, Doktor Canan Dağdeviren, MIT Üniversitesi'nden çağrılı profesörlük daveti aldı. 32 yaşında bu kız. Giyilebilir kalp bilini keşfetti, bu toprakları da keşfetti. Fakat burada bir tek üniversite onun yüzüne bile bakmadı. Dünyanın en ünlü üniversitesi MIT ona çağrılı profesörlük teklif etti. Ben de bir soru sordum. Dedim ki, acaba bırakın o davet almayı, bizim bir rektörlerden randevu koparabilir miydi? Mümkün değil. Şu anda bilgi üretmeyenin mahvolacağı bir noktaya gidiyoruz. Bakın geçenlerde bizim bir silahımız vardı. İlk defa 1000 yıldır bu coğrafyada kendi silahımız var. Hep başkasının silahıyla savaşa geldik. Fatih ve Kanuni zamanında kendi toplarımızı döktüğümüz ve kendi silahımıza sahip olduğumuzun cihan imparatorluğu olduk. Sonra burada üretilmişi var diye bunları ıskaladık ve ilk defa kendi silahımız oldu ve bunun sırlarını Amerika'ya satan kendi içimizdeki bir haini son dakikada yakaladık. Neleri servis ettiğinin farkında bile değiliz. Biz başkasının, bu mesela bu kötü bir haber ama bir de iyi tarafından ben bakıyorum. Şükür ki diyorum çalınacak kadar değerli bilgi üretmeye başlamışız kardeşim. Bir de iyi tarafından bakıyorum. Ha geri zekalıyız onu koruyamadık. Şimdi korumayı öğreneceğiz en acı tecrübeyle. Ama şu var bu bilgi bize yetmiyor. Makinalı Tüfeğin Sosyal Tarihi adlı kitabında George Willis diye bir adam 18. yüzyılın başında 19. yüzyılda makinalı tüfeğin toplum hayatları nasıl değiştirdiğine bakmış. Sadece Akdeniz kuşağında bir makinalı tüfeğin 1760 kılıca bedel olduğu bir kıyıma tarihe geçirmiş. 5 tane makinalı tüfekle Mısır'da 11 bin ihvan İngilizler tarafından öldürülmüştü. Çünkü makinalı tüfek bütün savaşın ve bütün devletlerin var olma biçimini değiştirdi. Bu benzer öyküyü biz 15. yüzyılda topla yapmıştık. Ortalığı kasıp kavurmuştuk. Fransa kralı senin sadrazamınla bile denk değildi. Kuralı koyan bir ülkeydi. Arada işte onun rehavetiyle geldik. Bugün yeni aynı şekilde bambaşka bir kırılma noktası var. Şimdi geçen sene, bundan 2 sene önce biz Allah'a şükür savunma sanayimiz var. Azerbaycan'a bir obüs satalım dedik. Sattık obüsü, iyi de para kazandık. İsrail itiraz etti. Bunu satamazsın dedi. Neden? İçine koyduğum motor ben ürettim. Onun da son kullanıcı anlaşması var. Senin dışında kimse üretemez. Bir başka yapı uçaklarımızla ilgili. Bu uçakların özellikle en kritik parçaları zannedildiği gibi motorları falan değil, düşman tanıma sistemleri. Bununla ilgili bütün teknolojiler ne yazık ki bizde değil ve bunların bizim tarafından üretilmesi noktasında bayağı bir ayak diretiyorlar. Ve bunları biz kendi içerimizde üretmediğimiz zaman bir bakıma başkasına bağımlı duruma geliyoruz. Şimdi etrafımızda bizimle uğraşanların bu kadar bizimle mücadelede
bizi, bileğimizi bükmek yerine şimdi yavaş yavaş elimizi sıkmaya yanaşmalarının sebebi son 10 yıldır Türkiye'nin kendi savunma sanayinde bir yere gelmiş olmasıdır arkadaşlar. Gönül isterdi ki 90'lı yıllarda birbirimizi dolandırıp devletimize kazık attığımız, vergi kaçırıp ortağımızı, müşterimizi kandırdığımız dönemleri harcamayıp 10 yıl önce başlasaydı bugün çok daha farklı bir yerde olurduk. Ama bugün geldiğimiz noktada şükür ki benim artık kendimi savunacak silahım var. Enteresan bir şey, kurşun artık adres soruyor. Az önceki İsrail ben diyor bunu motoru satamasın diyor ya. Şimdi ürettiğin silahlar akıllanmaya başladı bu makinalı tüfeğe getireceğim işi. Şimdi birisi silah üretiyor ya, bunun içerisinde akıl var. Yani kime ateş edeceğine karar veriyor. Kurşun adres sormaz ki diye şarkı vardı ya, kurşun artık adres soruyor. Diyor ki, bununla beni vuramazsın. Çünkü bunu ben sana sattım. Yetmiyor. Bununla benim dostumu da vuramazsın. O da yetmiyor. Bununla ancak benim izin verdiğim insanlara onu yönetebilirsin. Hatta eğer kafamı bozarsan senin sattığım silahla bizzat seni de vurabilirim. Buraya getiriyor bizi. Kendi silahını, kendi savunma sistemini kendin üretmeye. Yeni Türkiye'nin en temel unsuru kendi bulunduğu coğrafyada kendini koruma noktasında da yenilenmesi. Şükür birinci alanda bunu yaptık. Ve bir Stinger füzesinin 10 bin dolar olduğu bir yerde eğer siz bunu üretmiyorsanız başınız belada. Ve atılan her mermi şu anda terörle verilen bu olağanüstü mücadelenin arkasında bir ekonomi var. Eğer siz ekonominizi de paralel yürütmezseniz, hatırlayın Kıbrıs Savaşı'ndan sonra yaşı uygun olanlar hatırlar, ambargo sürecinde biz o kadar büyük acılar çektik ki, özellikle o kadar çok hırpalandık ki gelen paralarla birlikte hem silaha yatırım yaptılar, bu silahları bize kullandırmadılar ve ekonomimiz onları finanse etmek için çalıştı. Bütçemizin üçte biri kullanmayacağımız silahlar noktasında gerilime harcadık. Gerisiyle işte yapabildiklerimiz ortada. İlk defa biz son 15 senedir faize ya da silaha para vermek yerine bundan çok daha az parayla bugün hem endüstrimizi geliştiriyor hem aynı zamanda savunma sanayimizi bir yere getiriyoruz. Bu bir tarafı. İkinci tarafı üniversitelerimizin de nicelik kısmını çok şükür çözdük. Şu anda 200'e yakın üniversite var. Fakat bir yere geldik arkadaşlar. Nitelik sorununu çözemiyoruz. Nedir o? O da şu. Bugün şükür yeni çocuklarımız yurt dışına da eğitim görüyorlar. Doktorlarını yapıyorlar. Pırıl pırıl geliyorlar. Bizden de benim neslimden dahi. Ben ekonomi doktoruyum. Birinci üniversitem birbirimizi öldürmekle geçti. 12 Eylül öncesiydi. İkincisini de bir okuyayım dedim. Ve geldiğimiz yapı içerisinde bu kadarını başarabildik ama yeni nesil inanılmaz daha donanımlı geliyor. Geliyorlar da üniversitelerimize hoca olmak istiyor bu çocuklar. 2500 lira para veriyorlar, asistanıyla aynı para. Bu olmaz. Bunlara çok daha fazla kaynak aktırmak zorundayız. Bir, ikincisi üniversitelerimizin 200'e vuran sayısında niteliklerini artırmak için kendi eğitim kadrolarımızı da oluşturmak zorundayız. Yeni Türkiye'nin ekonomisi demek, yeni üniversitesi demek, yeni YÖK kanunu demek. Şimdi bizim üniversitelerimize bakıyor. Burada üniversite yöneticisi var mı bilmiyorum ama ben onlarla çok biraz aramız limonidir. Bizde rektörler onlara emanet edilen çocukların teröre bulaşmasın, aman sorun çıkarmasın, bir an önce diploma eline tutuştur ve gönder üzerine bir zihin yapıları var. Çünkü 12 Eylül bize öyle bir dünya verdi. Güvenlik en ön plandaydı. Bilim o kadar önemli değildi. Ancak şu anda bilim var ya o kadar önemli ki biz bugün özellikle KOBİ'lerimiz patentleri ödedikleri paraları bilseniz şaşarsınız. Her yıl 6,5-7 milyar doları biz Ar-Ge'ye harcıyoruz. Amacımız burada nitelikli bir üniversite oluşturmak. Ve ekonomiye gelmeden önce bakın ne güvenlikten söz ettim, ikincisi bilimden söz ettim. 60 tane teknoparkımız var fakat kötü bir tecelli emlak bürolarına döndürdük onları. Bilim üretmek yerine oradaki iş yerlerinin kaç paraya hava parasına gideceği noktasındayız. Bunu düzeltmeliyiz. Yeni Türkiye'yi yenilemekten söz ediyorsak. İkincisi 1600 tane Ar-Ge merkezimiz var. Henüz daha o kültüre erişemedik çünkü hala birbirimize güvenmiyor. Farklı olandan korkuyoruz.
bize benzemeyenden nefret ediyoruz. Araştırmak yerine biatı seçiyoruz. Özgün yerine takliti deniyoruz. Bu çok önemli bir şey. Özgün yerine takliti deniyoruz. Ve o çerçeveye baktığımız zaman elimizdeki zamanı çok iyi kullanamıyoruz. Yeni Türkiye yenilenecekse zihin yapısından bu kaynaklanacak. Yoksa bu başka birisi gelip bizim yerimize bunu yapacak değil. Yeni Türkiye'nin bir başka boyutu, üniversiteyi saydık, savunma sanayimizi saydık. Yeni yapı içerisinde KOBİ'lerimiz. KOBİ küçük orta boy işletme demek. Bu 1980'li yılların sonunda rahmetli Özal'ın döneminde uydurduğumuz bir kelimeydi. 1992-93 yıllarında ben 2 yılımı milliyetteydim o sıra. Bütün Anadolu'yu gezerek harcamıştım. Türkiye'deki bu dinamizmi ilk adresleyen şükür şanslı insanlardan biriydim. Rahmetli Özal'ın kadrolarında yer aldım. Anadolu Kaplanları diye takdim ettik. Sonra bu KOBİ'ye dönüştü. Ne özelliği vardı bunlar? Yerleşik olan sermaye bütün kredi pastasının en büyüğünü alıyor ve izin verileni üretebiliyordu. Ve Anadolu'daki çıkışlar daima kafası ezildi. 1937 yılında Türkiye'nin kendi uçağını ürettiğini ve 13 tanesini sattığını biliyor muydunuz? Şu anda Allah'a şükür bu hükümet güzel bir iş yaptı, vefa örneği. Sivas Havaalanı'na verdi onu, Nuri Demirağ diye bir adam. Nuri Demirağ enteresan, 10. yıl marşında Demirağlarla ördük, ana yurdu bir baştan denen çocuk. 25 yaşında geliyor, ben diyor bu ülke için bir şey yapmalıyım diyor. Ben demir yolunu anlıyorum diyor. 2500 kilometre ağ döşüyor Türkiye'ye. Gazi Mustafa Kemal Paşa da ona Demirağ soyadını veriyor. Bu adam bununla kalmıyor, geliyor uçak yapıyor. O uçaklardan bir tanesinin pervanesi torunu tarafından bana verdi onu. Ve o uçakları satıyor. Uçak ihracı, ticari uçak ihracatı lisansını alan 5. adam. Biz bu adamı aldık ve hiç doğmamışa çevirdik. Yaşamamışa çevirdik. Elindeki her şeyi aldık, itibarsızlaştırdık. Çünkü o sıra galip olan devletler, güçlü olan devletler, ya kardeşim sen böyle işlerle niye uğraşıyorsun? Burada ucuzunu hatta sana bedava veririm diye uçakları yığdı. Biz de çok bana göre aptalca bir tercih yaptık ve vazgeçtik. Başka bir unsur, o dönemde yaşadığımız, daha sonralarında yaşadığımız 1962 yılında 22 tane genç mühendisimiz kendi lokomotifimizi üretti. Bunu çok az insan bilir. Adı da Karakurt. Lokomotifin ne önemi var diyeceksiniz. Burada tren var. Lokomotif o dönemde 2. Dünya Savaşı'nın hazırlık dönemleri ve çıkış dönemlerini hatırlayın. En stratejik madde. Sadece yük taşımıyor, silah, asker taşıyor. Biz Karakurt'u ürettik ve aynı şekilde Batılılar bize dedi ki kardeşim sana dizelini daha güzeline vereceğim. Sen bunu mümkünse vazgeçer misin? Vazgeçmekle kalmayıp eritip soba demiri yaptık onu. Devrimin öyküsünü siz biliyorsunuz. 3 tane üretildi. Bir medya linciyle beraber ilk gösterisinde benzini içerisinden çalındı. Gürsel'in huzurunda yürümedi. 2 tanesi yok edildi. Bir tanesini vatansever birileri kaçırdı. Eğer yolunuz düşerse Eskişehir'e giderseniz Tülomsaş'ın orada duruyor. 1962 model devrim. O dönemde Kia'yı hatırlıyorum. Benzer bir arabaydı. Bugün Kia önümde gidiyor. 33. versiyonu üretilmiş. Benim daha yerli otomobilime daha yeni sıra geldi. Hala ortada yok. Başka bir öykü Anadolu. Hatırlar mısınız Anadolu? Anadolu üstelik ticari kamyoneti üretildi. Gençler için böcek denen versiyonu üretildi. Ve onu üreten Koç Holding, ticari ortakları bu gidişatı hiç sevmedi. İtalyan ortakları dedi, ben senin Ragetta modelini kuşlarla üretelim ama bize ait bir teknoloji değildi. Ford aynı şekilde şunu eğer kaldırırsan ortadan ben senin yerine daha güzelin modellerini senin ülkende üreteceğim dedi ve biz Anadolu gömdük. Kim gömdü onu dersiniz, ben faillerinden biri benim. Ben derken medyayı kastediyorum. O dönemde Kia dahil, Skoda dahil, benzer gamdaki otomobillerin hepsinin kaportası plexiglas denen ucuz bir malzemedendi. Biz dedik ki bunu eşek yiyor, katır yiyor
ve linç ettik kendi. Ya bir insan bu kadar mı aşağılık kompleksi içerisinde olur? Ve ortalıktan onu kaldırdık. Koç Holding'de çalışırken Ali Koç'a onu demiştim. Gel şunu beraber üretelim. Bunu yapamayız dedik. Çünkü bu bize izin verilmiyor. Bundan 5 sene önce Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı. Baba Yiğit arıyorum dedi. Yerli otomobil üretecek ve Baba Yiğit arıyordum. İşte Türkiye'nin zihin yapısı yenilenmediğinde eski zihin yapısına bunu söyledi. O yüzden yeni Türkiye diyoruz, yeni ekonomi diyoruz. Eski zihin yapısı dedi, peki efendim dedi. Derhal. Reddetmek yok çünkü gücün karşısında derhal. Ne yapacağız? Tamam çalışalım dediler. Otomobil Sanayicileri Derneği, Allah Allah, bütün Türkiye'deki otomobil firmalarının ait olduğu dernek, efendim biz hemen başlıyoruz dedi. Ben salondaydım. Aldılar. 6 ay süre istiyoruz dediler. Peki. 6 ay sabrettik. 6 ay sonra 164 sayfalık bir raporla çıka geldiler. İçerisinde yüzlerce Türk otomobili neden üretilmediğini gerekçelendiren bir raporla geldiler. Ha, buna rağmen hala başbakan ısrar ediyorsa bunu yerli otomobil üretmekte, efendim Türkiye'deki kurulu bütün yabancı otomobilleri üretiyoruz zaten. Biz otomobil üreten bir ülkeyiz. Sorun kendi markamızı üretmediğimiz. Bize ait teknolojiyi geliştiremediğimiz. Neden önemi var? Anlatayım size. 1937 yılında dünyanın en iyi motorunu üreten Mercedes Almanya'da 38 yılında dünyanın en iyi tankını üretiyordu. Çünkü ülkesi savaşa girmişti. 1937 yılında dünyanın en iyi otomobilini üreten Rolls-Royce İngiliz 38 yılında dünyanın en iyi uçağını üretiyordu, Spitfire. Çünkü ülkesi savaşa girmişti. Eğer bir ülkede otomotiv sizdeyse çok şey yaparsınız. Silaha da dönüşür, uzaya da dönüşür, havacılıkta olur, her şey olur. O anlamda biz bunu yapmak için gayret, yani Cumhurbaşkanı'nın o zamanki gayreti yerli otomobil bu. Bize denen şuydu, efendim ne gereği var zaten üretiyoruz vesaire, ama bu sefer dinlemedik. Baba Yiğit aramaya devam ederken bu sefer ben bir öneri getirdim açıkçası. Her yerde de savundum. Ya bizdeki babalar yiğit değil. Alırsın bir yiğit, biraz da deli biri, ki Kore de bunu yaptı, pek çok ülke bunu yaptı. Buna babalar gibi desteği verirsin, otomobil üretilir. Bugün şimdi o safhadayız, şükür 21 tane modelden 5'e indirdik. Bir tane de prototip üzerinde durduk. İnşallah yakında bunun üretimi noktasına bir yere geleceğiz. Tam da bu noktada bir yer oldu bize. Biz daha bunlardan uğraşırken dünya sürücüsüz arabalara, fosil yakıtlar dışındaki arabalara yönelmeye başladı. Ve fark ettik ki biz aslında otomobil değil, pil üretmeliymişiz. Tesla diye bir yeni otomobil var. Amerika'da gittim, kullandım onu. Yani ne yapmış? Bir tane cep iPad'i almış, iPad'i ekran yapmış, içindeki bataryayı da pil yapmış. Önüne gelene satıyor. 2017 sonuna kadar bütün siparişleri tamam. Şimdi bu çerçeve içerisinde biz yeniden vizyonumuzu gözden geçirip hibrit ve fosil olmayan üretimlere doğru vizyonumuzu değiştirmek zorunda kaldık. O yüzden bu gecikme biraz onlardır. Ama niyetimizden vazgeçmiş değiliz. Sebebi çok basit. Eğer otomobil üretemezse, kendi markamızla üretemezse kendi teknolojimizi geliştiremeyiz. Şu anda Bursa farklı bir noktaya doğru gitmiş durumda. Samsun'dan bahsedeceğim birazdan, yerel kalkınma noktasında, yeni ekonomideki yeri noktasında, CANİK'ten. O da şu, uzay ve havacılık misyonunu kendine biçti. Ben diyor, Türkiye'nin uzay ve havacılık merkezi olacağım. Neden kardeşim buna cüret ediyorsun diye sorduğumuz zaman çok basit bir şey söylüyor. Ben diyor, aşağı yukarı 100 bine yakın otomobil parçasını üretiyorum, irili ufaklı. Bunun üzerine gelecek olan bir tasarım, bunun üzerine gelecek olan bir üst bilinç, bunun üzerine yeni bir anlayış beni uzaya da çıkarır. Şimdi gökmen diye bir kelime uydurmuştum ben astronot yerine, Türk Dil Kurumu'na girdi, bunda da iftihar ediyorum. Gökmen Uzay Merkezi diye bir yer kurmaya başladılar. Çocuklar orada yer çekimsiz ortamlar kurup gelecek nesli ona doğru hazırlamaya çalışıyorlar. Buradan yavaş yavaş yenilenme noktasındaki nereye geldiğimizi göstermek için söylüyorum. Türkiye'deki KOBİ'lerin bu işi yapıyor arkadaşlar. Büyükler yapmıyor, dikkat edin. Büyükler daha geleneksel alanlarda. Ama küçük orta boy işletmelerimizde müthiş bir dinamizm geliyor, yenilenen bir dinamizm. Sebebi ne diye baktığımızda kaybedecek bir şeyleri yok. Zihin yapıları daha taze ve belki de
eskilerin başaramadığı bir şeyi başarmışlar. Küresel düşünüyorlar, yerel davranıyorlar, töresel yaşıyorlar. Bana göre yerel kalkınmada belki de bizim en büyük avantajımız, küreye vereceğimiz en büyük cevap bu. Eğer bunu yapmazsak da yenilenmezsek başımıza gelenleri de geçen ay gittiğimiz Afrika gezisinden bahsetmek istiyorum. Afrika gezisinde biz 4 ülkeye gittik Cumhurbaşkanımızla birlikte. Fildişi sahilleri, Gine, Nijerya ve Ghana. Gine devlet başkanı ona 50 tane kullanılmış otobüs vereceğiz diye Cumhurbaşkanımızın elini öpmeye kalktı. Bu kadar çaresiz durumdalar. Fransız sömürgesi. Bu namussuzlar gelmişler, uranyumunu almışlar, oksitini almışlar, altınını almışlar. Her şeyini almışlar ve oradaki boksit madeninin ve uranyum madeninin son üretimi olduğu günde ona özgürlüğünü vermişler. Çıkmış gitmişler. Tek bir su kuyusu kazmadan ve dünyanın en fakir ülkesinin insanlarını açlığa mahkum ederek onlara hiçbir şey yapmadan gitmişler. Biz oraya gittiğimiz zaman enteresan bir şey yaptılar. Siz diyor, bana enteresan bir şey söyledi oradaki insanlar. Siz beyaz adam, ne biçim beyaz adamsınız siz diyor. Anlamadım dedi. İngilizce konuşuyoruz, biraz çatpat konuşuyor. Ben mi anlamıyorum, o mu anlatamıyor diye konuşuyoruz. Beyaz adam böyle davranmaz diyor. Nasıl davranır? Beyaz adam gelir, vurur, alır, gider. Siz geliyorsunuz, bize bir şey veriyorsunuz, saçımızı okşuyorsunuz. Tika ve Kızılay kastediyor. Siz diyor zencisiniz, sadece renginiz açılmış diyor. Bu aslında bizim diğer uluslardan bizi ayıran en önemli özellik. Ben çok duygulandım bu söze. Bana zencisin diyor, sen beyaz olamazsın çünkü beyaz böyle davranmaz. Nasıl davranır? Anlatayım. Dünya Bankası 35 yıldır Afrika'ya yardım ediyor. İşte Türkiye'nin bir başka farkından yeni Türkiye'nin ekonomi tarafını söyleyeceğim ama yumuşak güçlerinden başlayarak söylüyorum onu. Ve bir şey ortaya çıktı. Dünya Bankası hangi ülkeye yardım etmişse yardımı oranında o ülke batmış. Daha yoksullaşmış, terör daha büyük kırıcı. Sadece Ruanda'da 2 milyon insanı doğramışlar palalarla. Palalarla insanlar birbirlerini kesiyorlar. 2 milyon. Ve biz 2,5 milyon mülteci var topraklarımızda ama şunu söyleyeyim size. Sadece Orta Afrika'dan 25 milyon insan kavimler göçü başlatmak için bekliyor. Çin'de 300 milyon insan henüz daha televizyonla tanışmadı. Yani dünya enteresan bir yere doğru giderken Türkiye'nin yaptığına bakın. O bölgelerde çok farklı bir ideolojiyi savunuyor. G20 ülkesinin, G20 zirvesini belki televizyondan izlediniz. 19 tane dünya lideri oradaydı. 20.si Avrupa Birliği olduğu için G20, o Avrupa Birliği kurumsal kimliğiyle 20 ediyor. 19 liderden toplam dünya nüfusunun 5 milyarının karşılığı insan. Orada biz bir şey söyledik. Küçük ve orta boy işletmeler pratiğimiz bize gösterdi ki bu dünyaya yeni bir model olabilir. Bir, ikincisi, dünyadaki eşitsizliğin giderme noktasında eğer bir şey yapmazsak çok yakında çok önemli bir savaş başlayacak. Açlar ve toklar arasında bir savaş. Bu noktada bizim Türkiye'nin yenilenmiş yüzüyle Afrika'da gösterdiği şu, bizi farklı pozisyonluyorlar. İmparatorluktan kalma ihtiyacın ortaya çıktığını görüyorlar ve yeni ekonomi içerisinde çok daha farklı bir şey söz etmek istiyorum, diziler. Dizilerimizin kaç ülkede oynadığı konusunda bir fikri olan var mı bilmiyorum. Söyleyeyim, 54 ülkede Türk dizileri oynuyor. Nedir? Türk dizisinde ne anlayacaksınız? İki türlü anlayabiliriz. Önce kötü imajını söyleyeyim. Suudi Arabistan'a gittim. One Minute'den bir ay sonraydı. İşte Starbucks'ta gittim, kahve içtim, para ödeyeceğim. Para almadı. Hayırdır dedim. Niye almıyorsun? Parası Davos'ta ödendi. Tamam, güzel. Sonra biri geldi yanıma. İyi, güzel de bir taraftan da biraz eleştirmek istiyorum. Siz utanmıyor musunuz bizim ahlakımızı bozmaya? Tıpkı bundan 10 sene önce bizim Amerikan dizileriyle beraber Amerika'yı suçladığımızda bizi kültür emperyalizme suçluyorlardı. Peki ne oluyor? Öbür taraftan Güney Amerika'da birinci sırada Türk dizileri var.
ne sağlıyor diyeceksiniz. Yeni Türkiye, yeni ekonomiye, o da şu. İnanılmaz bir yumuşak gücümüz olarak orada bizim iş adamlarımızın, bizim kobilerimizin, bizim akıncılarımızın, ki ihracatçılarımız birer akıncı, Osmanlı zaman akıncısı gibi kabul ediyorum, müthiş bir kabul sağlıyorlar. Bana sordukları soru şu, Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musun? İkinci soruda işte falanca dizi aktörünü ya da hanımefendiyi tanıyor musun? Ondan bana imzalı bir resim getirebilir misin? Çok önemli bir özellik orada. Biz bunu küçümsüyoruz. Burada umurumuzda değil ama sadece ihracat gelir olarak 1 milyar dolara yaklaşıyor ama umurumda değil. O 1 milyar doların çok ve çoğunu biz başka bir şeyden kabul ediyoruz. Türkiye'nin kültür sinyorajında bize önemli bir özellik katıyor. Yani istesek de istemesek de biz farkında olsak da olmasak da Türkiye dünyada başka bir pozisyona gidiyor. Bu iyi haber. Peki kötü haber ne? Başımız belada. Nedir o? Kardeşim sen gideceksin dünyaya, diyeceksin ki ben ilk onda yer alacağım. Bunun iddiasını savunacaksın. Ondan sonra kalkacaksın. Ama niye benimle uğraşıyorlar diye vırı vırı edeceksin. Böyle bir şey söz konusu değil. Yediğin dayak da birinci sınıf artık. Hatırlayın. 5 sene önce Amerika'ya yine Cumhurbaşkanı ile gittiğim zaman bana söylenen şuydu. O Halk Bankası ne oluyor? İran'da iş yapıyor. Hayırdır? Falan şirketi oradan çek. Seni teröre destek veren ülkeler grubuna sayarım. Falan filan. Şimdi gittim oraya. Gittik oraya. Başka bir şey sizin için ne yapabiliriz? Burada biz farkında değiliz. Birbirimizi bacağına sıkıyoruz. Orada 54 ülke vardı. Şey zirvesine gittik o. Nükleer güvenlik zirvesine, ki Türkiye bu konuda iddialı olan bir ülke ve nükleer kulübe girmek istiyoruz. 2 tane nükleer santral projemiz var. Üçüncüsünü de Sayın Berat Albayrak'la Çin'e gidip bakmıştık. Üçüncüsü de geliyor. Bu nükleer kulüpte Türkiye'nin de söz sahibi olacağı anlamında geliyor. O çerçeve içerisinde şimdi bize de Transatlantik Anlaşması dediğimiz Amerika ile Avrupa Birliği'ndeki arasındaki anlaşmada eğer biz bir yer almazsak şöyle bir şey olacak. Amerika'yı düşünün, ta öbür ucuyla öbür ucu arasında 4 saat fark var. Los Angeles, San Francisco, Seattle ta gelecek benim Hakkari ile sınır olacak. Oradaki malını benim üzerimden satacak. İlk etapta 25-30 milyar dolar yıllık bir kaybım var. Biz buna karşı direndik. Dedik ki biz de buraya girelim. 5 sene önce gidince ben kongreyimi senin bu anlaşmanı git Avrupa'yla çöz. Kongreyi ben ikna edemem. Kamuoyuna bunu anlatamam Amerika'da dediler. Avrupa Birliği'ni nasıl anlatacaksın onu da anlatayım. 1997 yılında Çiller Başbakan, Karayalçın Dışişleri Bakanı. O sıra Avrupa Birliği genişleme sürecinde Gümrük Birliği Anlaşması'nı imzaladık biz üye olmadan. Avrupa genişleme sürecinde Güney Kıbrıs Gümrük Birliği'ne girecekken Türkiye, düşünebiliyor musunuz? 6 AVM büyüklüğündeki bir ülkeden korktuğu için dedi ki Avrupa Birliği her genişlediği zaman Gümrük Birliği'nde Türkiye dışında kalsın. O vizyonsuzluk bugün geldi, ayağımızda dolandı ve belki o zaman şartları öyleydi diyeceğim ama bugün şimdi uğraştığımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizi anlaşmanın için alabilir misiniz? 5 sene önce git diye göndermişti bizi. Bugün Avrupa Birliği bırakın o konuda bize yardım etmeyi, mülteciler konusundaki tehdide rağmen hala ikirci bir yapı içerisinde, hala sıca davranıyor ki şu anda başbakanımız orada, o insanlara ikiyüzlü olmayın diyor. Ama Amerika bize şunu dedi, biz sizin için elimizden geleni yapmaya hazırız. Çünkü biz şunu fark ettik, 16 bin Türk, Amerikan şirketi burada ki bunu Cumhurbaşkanı onlara hatırlatmıştı. Onlar için de kaybolacak ama Türkiye gibi bir yeni dünyanın çok önemli bir ülkesine dışarıda bırakacağımız hiçbir strateji sürdürülebilir olamaz. Ben bunu bizzat oradaki politika yapıcılarından, Washington'dan duydum. Bunu niye aktarıyorum size biliyor musunuz? Biz bu tür bir özgüven bilincinde ne yazık ki yoksunuz. Birbirimizin kavga etmekten terör o kadar ufkumuzu daralttı ki, ya kardeşim, Amerikalı diyor bana, kardeşim diyor, sen 35 senedir terörle uğraşmıyor musun? Niye şimdi korkuyorsun? Gene baş edersin, tepelersin. Yani sen onu dert ediyorsun o kadar. Tabii bizim de. Peki biz sanki terörü çözdük mü diyor. Biliyorsunuz okullarda
bireysel silahlanmayla beraber 200-300 kişinin öğrencinin öldürüldüğü olaylar söz konusu. Terör dünyanın her yerinde, tamam sizde de var. Özellikle sizin terörist grupların yakın bir coğrafyada çok fazla özel sorununuz ama bu sizin ufkunuzu karartmış. Ben de düşünüyorum gerçekten biz içeride o kadar çok teröre, o kadar çok iç çekişmeye, o kadar çok iç siyasete gömüldük ki Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği bu önemli cennet vatanı içerisindeki bahtı görebildiğimiz oranında koşuyoruz. Görebildiklerimiz öbürlerin önüne geçiyor. Tam da bu noktada bu salonu dolduran insanlardan şunu ben aktarmak istiyorum ki kendine özgüveni, boş değil ama dolu bir özgüveni beceriyle birleştirmiş olanlar ile mevcut gündemin esir aldığı, bizden adam olmaz konusuna zihnini gömenler arasında müthiş bir gelir farkı, müthiş bir gelecek farkı olacak. Bunu da tayin eden açıkçası yeni yapı içerisinde özgüven ve özgüveni besleyecek olan bilgi ve beceri. 1997 yılında Bill Gates ile bir ortak şeyde bulunur. Kader bana öyle bir baht getirdi. Internet Society'de o da kurucu üyeydi. Türkiye'den bir tek ben vardım. Meraklıydım o işlere. Allah da yardım etti. O grupların içerisine yer aldım. 97 yılında onunla bir televizyon röportajı yaptım. Bana şunu dedi. Biz diyor, mevcut durumda bir insanın gelir durumunu anlamak için coğrafyasına bakarız. Mesela bu adam Somali'de ise fakirdir, Londra'da ise zengindir. Ama diyor yakın gelecekte diyor bir insanın zenginliğini anlamak için diyor onun eğitimde, bilgide bulunduğu yere bakacağız diyor. Eğer diyor yukarıda ise kendi coğrafyasında, kendi ailesinde bile çok ileride bir geliri değilse o ülke içerisinde, o zenginliğin yanında işin marabası olacak. Ben onu o zaman pek anlamamıştım ama şimdi geldiğimiz yapı içerisinde bakıyorum. Artık zenginliğin coğrafyası kalktı, terörün coğrafyasının kalktığı gibi bilginin bulunduğunuz düzeyi sizin zenginliğinizi ortaya koyuyor. Tam da bu noktada işte Türkiye'nin yenilenmesi ne altyapısıyla ilgili bir sorundur ki bu öyledir ama bu küçük düşünmek olur. Ne yasalarıyla ilgilidir, ne kurumlarıyla ilgilidir. En önemli farkın ben şunu olduğunu gördüm, zihinle ilgili bir yapı. Liderlikle ilgili bir yapı. Biz yeni Türkiye dedikçe yenilenmiş bir zihin yapısından söz ediyoruz. Vesayet kurumları ortadan kalkmış, ekonomi içerisindeki baskı grupları ortadan kalkmış bir Türkiye. Bakın yeni bir gelişmeden daha söz ediyorum ki bu sizi yakından ilgilendirmeli. Ekonomideyim hala. Siyaset gibi dursa da katılım bankaları gelmeye başladı. Siz biliyor musunuz dünyadaki en büyük katılım bankalarının İngilizler olduğunu? İslamiyet'le bir alakaları yok. İslami bono dediğimiz sukukları en büyük ihracatçısı durumunda keşfetmişler bunu. Faize sıcak bakmayan ulusların paralarını alıp bize satıyorlar. Biz şükür ki şimdi altıya çıktı, katılım bankacılığını kurduk ve bu alanda bir varlık göstermeye çalışıyoruz. Neden önemli? Çünkü bizdeki bankalar eski Türkiye'nin kurumlarıdır. Nedir? Ortalama hepiniz ticaret hayatıyla olan da bilir. Amerikalı bir komedyenin güzel bir lafı var. Banka diyor, ihtiyacın olmadığını ispat ettiğin takdirde sana kredi veren kurumdur diyor. Yani ihtiyacın olmadığını ispat etmelisin. Ne demek bu? Biraz komedi gibi duruyor ama gerçek. O da şu, 100 lira vereceksin sana aşağı yukarı 225 liralık teminat istiyor. Kardeşim ben de 225 liralık para olmadığı için ben senin kapındayım. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Şükür ki bunu değiştirme sürecindeyiz. Katılım bankacılığıyla beraber Türkiye'de artık insanlar, KOBİ'ler finansmana erişim noktasında çok önemli bir noktaya gelecekler. O da KOBİ'lerimize yepyeni bir alan açacak. Başka bir nokta yine hatırlayıp, şimdi sunumundaki bu birkaç sunumda söylemek istiyorum ve daha sonra salona sözü bırakıp soru cevapla ilerlemenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O da şu, Türkiye'de şu anda gelişen bir yapı içerisinde anayasayı tartışıyoruz. Ben anayasayı biraz yeni Türkiye'nin
bilgisayar benzetmesini yapmıştım sevgili başkanla. Burada da paylaşmak istiyorum. Bilgisayar kullananlarınız var. Bilgisayarın bir kasası vardır. Yani makinesi, hardware'i, donanımı. Bir de bunu işletim sistemi vardır. Ben Türkiye'nin kurumlarını bilgisayarın donanımına benzetiyorum ama işletim sisteminin anayasa olduğunu düşünüyorum. Biz aslında 1982 yılında generallerin her an müdahale edebiliriz, her an bu millete güvenmeyiz, her an bunların tepesine inebiliriz diye oluşturduğu anayasayı o cendere içerisine çıkmak için defalarca değiştirdik. Hatırlıyorsunuz en köklü değişim 1910 yılında oldu. 24-25 maddesini değiştirdik ama hepsi yama. İşletim sistemini indirdiğimiz güncellemelerle yapıyoruz fakat Türkiye'nin anakartı, donanımı artık bu işletim sistemiyle gitmiyor. Ne oluyor? Arada bir çomak sokuluyor. Ne oluyor? Arada bir müdahale edici kurumlar engelliyor. Hatırlayın 2011 yılında arkadaşlar biz %8.8 büyüyünce tuhaftır. Hükümetin içinden de bazıları olmak üzere herkesi bir telaş aldı. Ne oluyor ya dediler. Dünyanın üçüncü büyümesi, büyük büyümesi. Hayırdır, nereye gidiyoruz? En masum olanlarımız bile şunu dedi, ya bu kadar hızlı gitmeyelim, başımız belaya girer. Ne yapalım? Gaz fren tartışmalarını hatırlayın. Eski Türkiye'nin kurumları hortlatıldı. Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, şu bu dönen yapılarla itibaren aman hızımızı keselim, aman gaza basmayalım. Masum bir gerekçeye de oturttuk. Efendim dünya krizde, iyi de kardeşim biz değiliz. Hatırlayın 2009 yılında kriz Türkiye'ye sardığında başbakanımız bas bas bağırıyordu. Teğet geçecek, teğet geçecek. Aldırmayanlarımız Türkiye'yi %4,5 küçülttü. Dinleyenler ise yeni zenginler oldu, yeni bir sınıf oluşturdular. Şimdi aynı gürültü içerisinde beraber geldiler ve 2012 yılında ne olur hiç değilse 5. vitesten 4. vitese inelim dedik. Halk da bu zokayı yuttu, KOBİ'ler de yuttu, siz de yuttunuz, medya olarak ben de yuttum. Tedbiri elden bırakmayalım dedik, kirpi gibi içimize kasıldık. Neredeyse rölanti oluyordu arkadaşlar 2.2. Halbuki Türkiye'nin her yıl 600 bin insanına iş üretmek zorunda olan Türkiye'nin 5 civarında bir büyüme ancak rölantisi. Etrafındaki coğrafyayla baş edebilmek için daha yükseğe ihtiyacımız var. 2023 hedefleri için de her yıl ortalama 10-12 oranında büyümemiz gerekiyor. Bir hesap yaparsanız şimdi milli gelirimizde o çıkıyor diye. Yani Türkiye'nin böyle bir zaafı yoktu ama kendi bayağına sıktık ve her birimiz Türkiye'yi küçük bir vizyona hapsettik. Ve bu bizi neye getirdi? Mevcut anayasa, mevcut yapılar içerisindeki kurumlar ve giderek oligarşi haline gelen bürokrasinin cenderesi içerisinde eski kurumlar ayak diretiyor. Ve bunlar size söyleyeyim vuruşmadan bırakmayacaklar işi. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Birine gelip diyorsun ki artık sana ihtiyacım yok. Bir örnek vermek istiyorum. Vatandaşlık numarasıyla beraber pek çok kurumda işler kolaylaştı zannediyorsunuz değil mi devlet dairesinde? Fakat bakıyorsun yine aynı sıkıntıları yaşatıyorlar bizi. İşte eski Türkiye. Ekonomiden söz ediyorsak iş adamları efendim biz işleri o kadar kolaylaştırdık ki Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız 3 belgeyle şirket kuruyorsunuz diyorlar. Fakat hayatla yüzleştiğiniz zaman eski Türkiye'nin kurumları yerli yerinde duruyor ve size doğduğunuz anınızdan doğduğunuza pişman ediyorlar. MİPİM'e gidiyordum. MİPİM dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı Kana. 3 hafta önce bir iş adamı geldi bana. Şeref Bey ne olur dedi sizin bakanlıkta, bürokraside adamlarınız vardır. Şöyle bir sıkıntım var. Bir mektup belge almak istiyorum. Her şeyim tam. Bir daire başkanı bunu engelliyor. Ne diyor sana kardeşim? Ona şöyle demiş. Bu belgeyi imzalarsan ben Kana gideceğim ve 200 milyon dolarlık projemi hayata geçireceğim. Ama sen bunu imzalamadığından dolayı Türkiye 200 milyon dolarlık pazarı Ruslara bırakacak. Bakın Ruslara bırakacak. Bizim bürokratın, daire başkanının cevabı. Ya maaşım mı artacak diyor ben bunu imzalarsam. Bakarız diyor. Bir imzalamıyor. Şimdi ben de şu soruyu soruyorum. O adamın IŞİD militanında ne farkı var diyor. İşte eski Türkiye'nin kurumlarının bu kadar yıkıcılığı, bu kadar kötü tarafı var. Neden? Çünkü o adam dan sonra kendi çocuğu için istihdam talep ediyor namussuz bürokrat. Aynen öyle. Arge için para talep ediyor devletinden.
Peki kardeşim, sen buna izin vermezsen nasıl yapacağız onu? O da şu: Türkiye'nin bir an önce ekonomisinden, siyasetine, anayasasından, yönetim yapılarına kadar kurumlarını yenilemek zorundadır. Ben buna eski yolda, yeni yolda eski ayakkabıyla gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Eski ayakkabı bizi, hızımızı kesiyor. Yolumuz doğru, çok ileri bir noktaya, dünya da bizi orada pozisyonladı. Biz masada artık taşeron olarak değil, müteahhit olarak oturmaya çalışıyoruz. Yediğimiz dayak da o yüzden. 2020 yılında sadece Erbil'den yılda ihraç edilecek petrolün değeri 128 milyar dolar. Düşen petrol fiyatlarına rağmen bu 65 milyar dolara inebildi. 65 milyar doların şimdiki fiyat düzeyiyle, 65 milyar doların girdiği Erbil'den, yani neredeyse 2 yılda bir Dubai fiyatından, oradaki bütün masada yıllarca bizi taşeron olarak oturtmuş olan insanlar, İngiliz, Fransız, Amerikalı, diyor ki ya ne, eskiden ne güzeldi, biz işe alıyorduk. Sen tabii bölgesel aktör, inşaatı da biliyorsun. İçeride bunu geliştirecek sanayin de var, senden alacağız ama aslan payını biz hep şöyle yaptık diyor. Her 100 liranın, 100 doların 80'ini ben aldım, 20'sini sana işe yaptırdım. Hatırlayın taşeronla müteahhit arasındaki bitmeyen kavgaların altındaki düşük nitelikli katma değer. Şimdi niye sorun çıkarıyorsun bana? Eğer sorun çıkarırsan ben de sana sorun çıkarırım. Nasıl çıkarırım? Operasyonlar yaparım. Nasıl çıkarırım? Faizini bir gecede 5,5 puan artırırım. Seni doğmamışa çeviririm. Nasıl çıkarırım? Kırılgan beşli derim. Senin borçlama maliyetini 3'e katlarım falan. Bütün hepsini denedi. Türkiye çok şükür yıkılmadık, ayaktayız diye övündük ama arkadaşlar bir şey de size burada söyleyeyim. Bu tarafını da kabul edin lütfen. İyi de büyümemiz elimizden çalındı. Sebebi bizim bu konuyla ilgili olarak inançsızlığımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Her birimizin aynı derecede Türkiye'nin yarınına inanmadığından. Verilerle çalışan biriyim. İstatistik benim masterlarımdan bir tanesi de, bilgi ekonomisinde doktora. Genellikle güzel laflar kulağa hoş gelir ama bunu beslediğin veriler olmayınca bunlar işe yaramıyor. Bu Washington ziyaretinde IMF'yi ziyaret etmek istedim. IMF ile Dünya Bankası yan yanadır, Washington'dadırlar. Yıllarca bu insanların peşinden Türkiye'yi nasıl dövdüklerini, bir kredi için, bir milyarlık kredi için nasıl süründürdüklerini, o Türkiye masası şefi buraya geldiği zaman Cumhurbaşkanı'ndan daha fiyakalı dolaştığı zamanların gazetecisiyim ben. O insanların bulunduğu yeri bir ziyaret edeyim dedim. Şimdi bir kadın tarafından yönetiliyor ve Türkiye orada fon sağlayıcılar listesinde, yani kaşığın farklı tarafında duruyor. Eskiden kaşığıyla beslenen Türkiye olmaktan şimdi kaşıkla besleyen noktaya gelmiş durumda. Oraya gittim, krallar gibi bizi karşılıyorlar. Söyledikleri şu: ya nasıl oluyor da siz %4 büyüyebiliyorsunuz, biz %1, %2'lerle sürünürken? Ve acaba Türkiye buradaki kotasını daha fazla artırabilir mi? Bu bizim buradan görmediğimiz ya da umursamadığımız ya da bakmak istemediğimiz veya algı operasyonlarıyla birlikte Türkiye'nin ufkunun görüldüğü noktada bizim farkında olmamız istenmeyen bir taraflarımız. Bu başka bir veri işte, size canlı bir veri söylüyorum. Dünyadaki bütün gelecek kurumlarının söylediği şu burada da biraz, burada bir son slide'ımda bunu. Türkiye kendi grubunda en hızlı büyüyecek ikinci ülke olabilir. Bu araştırmayı biz yapmadık. Bu bizim kendimizi iyi hissetmek için kurduğumuz bir dev aynası değil. Harvard'ın araştırması bu. Harvard dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Boston'da benim gelinim orada hoca. Ve çok ciddi araştırmalara imza atıyor. Diyor ki, kişi başına geliri 7500 ile 12500 ABD doları arasında olan ülkelerin büyüme tahminlerini dikkate aldığımızda 2014 ile 2000 yıllık büyüme tahminlerinde Harvard'ın araştırmasına göre Türkiye ikinci sırada, birincisi Malezya. Fakat işin tuhaf tarafı, biz bunun zihin yapısından çok uzağız. Sanki bizim yerimize biz bunu başkası yapacakmış gibi. Tamam, yapanlar var ama tek kişiyle olmaz ki. İnananlarımız var, liderimiz inanıyor. Ama bürokrasimiz inanmıyor, üniversiten inanmıyor,
İş dünyanız inanıyor mu? Şimdi size soruyorum. Yerel yöneticilerimiz hepsi bu imanda mı? Değil. Kimisi hendekle meşgul, kimi çorap örmekle meşgul. Öbür taraftaki insanlar da olup bitenin farkında değil. IMF'nin araştırması. IMF'nin araştırması çok daha farklı çünkü IMF kılı kırk yaran eski zihniyetin bütün unsurlarını taşıyan yapılar içerisinde bile Türkiye'yi en hızlı dünyada büyüyecek 13. ülkeye sokuyor. Yani hiçbir şey yapmasa bile Türkiye bir kere 13. sıra, dünyanın 13. sırasında büyüyecek bir ülke sınıfına sokuyor. Ama işin tuhaf tarafı biz yeni zihin yapısına ulaşmadığımızdan dolayı bu noktada değiliz. Birkaç slide'la bitireceğim. Şimdi zenginleşmenin üç anahtarı noktasında biraz Canik'ten söz edeyim. Ne kadar süremiz olduğunu söyleyeyim. 10 dakika içerisinde bitirmek, sonra salona terk etmek istiyorum. Dünyada arkadaşlar, dostlar, 1 milyon yerleşke var. 1 milyon. Köyler ve mezralar dahil 1 milyon. 19 bin tane turizm varış noktası var. 100 yıldan yaşlı 1000 kent, 1000 yıldan yaşlı 100 kent var ve bizim coğrafya bu zaman noktasında şanslı ülkelerden bir tanesi. Ve tarihe baktığımızda kentler iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Hangileri inmiş, hangileri çıkmış noktasına baktığımızda dayanıklılık noktasında enteresan 3 tane temel parametre var. 3 temel parametre. Buradan caniye bağlayacağım ve buradan devam edeceğim. Birincisi tarihi kültürel miras. Sizde var mı sevgili belediye başkanım? Tarihi kültürel miras. Şükür. Kitaplarınıza baktığınız zaman bu coğrafya içerisinde böyle bir şeyimiz var. Mesela 32 milyar dolarınız varsa Nevada'da çölün ortasına Las Vegas kurarsınız. Ama bir Urfa kurmak için binlerce peygambere 13 bin yıla ihtiyacınız var. Bir Canik kurmak için binlerce yıla ihtiyacınız var. Bizde var. Tarihi kültürel miras var. Folkloru, yemeği vesaire. İkinci diyor, bütün dünya üzerindeki yerel kalkınmanın felsefesini savunan insanlar. İkincisi diyor doğal kaynaklar. Sizde var mı? Nelerdir doğal kaynaklar? Bir kere ticaret yollarının üzerinde olacaksın diyor. İskender tek başına 17 tane kent kurdu. Hepsini ticaret yolları üzerinde kurdu. Kayseri de onlardan bir tanesidir. İskenderiye de bunlardan bir tanesidir. Burası var mı? Tren yolu var mı? Hava yolu var. Karayolu var. Aklınıza gelecek bütün kavşaklar ve doğal kaynaklarınız neler var? Peki, bundan da geçiyor. Fakat diyor, tarih sahnesinde diyor, ülkeler rekabeti yerine kentlerin rekabetinin dünyaya hakim olduğu noktada ön plana geçmek için üçüncü bir faktöre ihtiyaç var. Ona da yerel kabiliyetler diyorlar. İşte sorun, yerel kabiliyetleriniz var mı, yok mu? Ben Trabzonluyum, Uzungöl'de yerel kabiliyetlerim diğerlerinden daha şey gelişmediğinden dolayı kan kaybediyor. Urfa kan kaybediyor ama burası yükseliyor. Çünkü yerel kabiliyetlerinde bir hareket var. Yerel kabiliyetler neden önemli? Çünkü bir kentin geleceği yerel aktörlerin zihnindeki kenttir. Bu kadar basit. Eğer siz ölü toprağa serpilmiş bir zihine sahipseniz Cenab-ı Hakk'ın sizin yapacağı bu kadardır. Ölmek de hayata dairdir. Yani sizi yaşatmak zorunda da değiliz, kusura bakmayın. Tarihten çekilmelisin ki daha hak edenler gelsin, senin yerini alsın, üretsinler. Tıpkı dünya uluslarının geçmiş tarihine baktığımız gibi. Bu noktaya baktığımızda bu beldenin kendine has yerel kabiliyetlerini yeni üretim fonksiyonu üzerinden yeniden var etmek zorundadır. Geçmişiyle övünebilir misiniz? Şüphesiz. Peki sadece geçmişinizle övünebilir misiniz? Bu sizi gelecek garantisi yapar, yapmaz. Sadece geçmişi övünenleri ben patatese benzetiyorum. İyi tarafları toprağın altında kalmış. Yukarıya bir şey vermeniz lazım. O da nedir? Bununla ilgili olan vizyonu gündeme getiriyor. Vizyon sizin belediyenin yayınlarından ve izliyorum uzun zamandan beri. Şükür bu noktada şanslı insanlardasınız. İngilizce'de hatır, gönül ve vefa kelimeleri yoktur. Hatır, gönül ve vefa. Çünkü o dili var eden kültürün sosyolojisinde bunların karşılığı yoktur.
Bizim Türk toplumunda da vizyon, misyon, strateji yoktur. Çünkü bizde kervan yolda düzülür. Önce ateş eder, sonra nişan alırsın. Yolda ziyan oluruz. Gözüyle düşünürsün. İyi de güzelim ama Cihan İmparatoru olduğumuz zamanlar biz böyle davranmadık. O zaman bizim stratejimiz vardı. Cihan Şümül İmparatorluk için tezimiz vardı, donanımımız da vardı. Şimdi yine aynı noktaya taşındık. Sorun şu, hepimiz aynı noktada değiliz. Kimyada bir kural vardır. Zincirleme reaksiyonun başlayabilmesi için aktif madde miktarının kritik kütleye ulaşması lazım. Biraz açıklayayım onu, o da şu. Uranyumu ele alırsınız. Plütonyum 235 izotopu iken kritik kütleye ulaşmamıştır atom ağırlığı. Ölü gibi durur milyonlarca yıl. Ama onu kritik kütleye getirdiğin zaman atom bombası olur, nükleer santral olur. Toplumlarda da değişimi savunan, vizyonu taşıyan insanların sayısı belirli bir kritik kütleye ulaşmadıkça o toplum böyle ölü toprağı gibi durur. Hani kurt bir türkü vardır. Kurdişi dikeneyim, dibine dökeneyim diyor. 7 yıl durursun, hiçbir şey yapmazsın, sonra bir anda meyvelerini saçarsın. İşte o kritik noktaya ağaç yeni ulaşmıştır. Türkiye'deki bazı kentler kritik noktaya ulaşmış durumda, bazıları ise ulaşmamış durumda. Buradaki kaderi de sizin buradaki tercihiniz verecek. Mesela ben bireysel olarak tercihimi yarından yana oynadım. Cenab-ı Hak da bana bütün imkanları sundu. İşin tuhaf tarafı. Siz bir kere talep ettiğiniz zaman hayatın size sunacaklarının haddi hesabı yok. En azından benim öyküm böyle gelişti. Yeni yapı içerisinde Türkiye'de girişimcilik enteresan bir noktaya gidiyor. O da Türkiye'de kadınların iş hayatına girmesine sondan 3. sırada olduğumuzu gösteriyorum ki ne tarafta iyileşmemiz gerektiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız da pozitif ayrımcılıktan söz ediyor. Kadınların bu anlamdaki enerjisini topluma enjekte etmediğimiz sürece 12 silindirli Ferrari'nin 6 silindirli patinaj yapıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Başka bir unsur, inovasyon. İnovasyonun kelime anlamı şu, yenilikçilik diye önerdim. Türk Dil Kurumu sözlüğüne de girdi ama kimse sallamadı, inovasyon diye yerleşti. Ben size izahını yapayım. Eski köye yeni adet. Şimdi bazı yerlerde eskiye yeni adet getireni töre yapıyorlar, icat çıkaranı, hayatını bezdiriyorlar. Bazısı ise baş tacı ediyor. Bu anlam baktığım zaman Türkiye'nin endeksi 140 ülke arasından 2012'de 74. sıradayız. Şükür ki 58. sıradayız ama iddiası ilk 10'da olacak bir Türkiye için bu yeterli bir hedef değil. Bak, birkaç yeni oluşumlar var. Burada örnekler verelim. Uber diye bir taksi şirketi var. Tek bir taksisi yok. Dünyanın en büyük taksi şirketi. Dünyanın en büyük sosyal medyası şirketi Facebook ama tek bir satır içeri üretmiyor, onu size ürettiriyor. Ona buna satarak dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi. Alibaba.com 1998 yılında Koç Holding'de yöneticiyken bu adamın başındaki adam Türkiye'ye geldi ve ortaklık önerdi. Benim çağrımla gelmişti. Adamı kovaladık. Şu anda dünyanın en büyük perakende mağazası. 68 milyon kobi bu şirketin içerisinde, Çin'de. Ve başka böyle örneklerini veririz. Tek bir oteli olmadan dünyanın en büyük şeyleri, yapıları. Markalaşma konusunda bir başka unsur. Hep yıllarca Türkiye ihracatının cirosuyla övündü. Fakat dünya başka bir noktaya geldi. Gittiğim pazarlarda bana diyorlar ki, tamam güzel de senden daha kalitesini daha ucuza getiriyor Çin. Ben bunu alamam senden diyor. Bana diyor akıllı ürün getir. Ne demek o? Bizim ihracatımızın kilogram fiyatı hep cirosuyla övünüyoruz ama 1.6 dolar. Yarışta bulunduğumuz ülkelerin kilogram fiyatı 4 dolar. Siz eğer onu tasarıma çevirdiğiniz zaman kilogram fiyatı artıyor. Markalı ürünlere çevirdiğiniz zaman 4.7 dolar oluyor. Patentli ürünlerde 6 dolar, savunma sanayi aleti yaptığınız zaman 36 dolar, 1 kilo demir 36, 1 dolardan 36 dolara çıkıyor. Silaha çevirdiğiniz zaman 264 dolara, uyduya çevirdiğiniz zaman o doları birkaç milyon dolara çıkıyor. Türkiye'de bu konuda şükür bir yerlere doğru gidiyor. Şimdi Türkiye özellikle
iç göç ve büyümenin getirdiği şeyin sonuna geldi. Türkiye yeni bir noktaya geldi, tıkandı. Sözü yeni Türkiye'ye bağlamak istiyorum. Eskiden en çok ihraç edilen ürünlerimiz bunlardı. Şimdi 2014'te değişti ama size bir utancımızdan söz etmek istiyorum. Dünyadaki fındığın %1'i, en kötü zamanımızda %1'i Türkiye'de üretiliyor. Fiyatı nerede belirleniyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Frankfurt'ta, Hamburg'da. Bu utanç da bize yeter. Şimdi biz ancak akıl ettik bunun için gerekli olan piyasaları, İstanbul borsasının içerisine bunu sokmayı, antrepoları, fiyat maker'ı, ancak o bilinç düzeyine yeni geldik ama hala ayağımızı sürüyoruz. Çünkü zihnimiz hala birbirimizi dolandırmakta, taban fiyat şu olsun, bu olsun siyasi oyunlarında. Bunun üzerindeki gelecek olan yapılar yavaş yavaş başladı. MİP'in fuarında ordunun belediye başkanı Çikolata Kenti diye bir bölüm kuracaktı, çok hoşuma gitti. Ferrero diye bir firma var, herhalde çocuklarınız bilir onu. Dünyanın yasal uyuşturucu dediğimiz Nutella'yı üretiyor, bizde Sahra var. Bakın, bu sene biz, geçen sene biz çok acayip bir sene geçirdik fındıkta. Şükür 2,5 milyar dolar Türkiye fındıktan kazandı. Yalnız şimdi rakam biraz sizi üzecek. Ferrero firması, bir İtalyan firması, sadece bizim Ordu ve Giresun'dan aldığı fındık ile 13 milyar euro ciro yaptı arkadaşlar. Bak, bizden aldığı fındıkla 13 milyar ciro yapıyor. Türkiye'nin tamamı 2,5 milyar dolar kazanınca şükrediyoruz. Allah'ım bu sene yüzümüze baktın vesaire. İşte Türkiye ile eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bulunduğumuz, geldiğimiz noktaların başka bir yansıması ekonomi üzerinde. Bunları geçiyorum. Şimdi bu dünyanın ışık haritası. Siz biliyor musunuz, dünyanın, Google'dan girin bakın, dünyadaki ülkelerin uydudan görünüşü var gece. Aslında oradaki ışık haritası fert başına milli geliri, fert başına zenginliği gösteren tuhaf bir yapı da arz ediyor. 1990 yılında Anadolu'nun yukarıdan çekilmiş gece haritasına bakın. Bu beyaz noktalar Türkiye'nin çekim merkezleri, endüstrinin geliştiği noktaları. 2015 yılında bir fark görüyor musunuz arkadaşlar? Şükür ki büyüme, gelişme Anadolu'ya kök tuttu. O kadar operasyonlara rağmen 28 Şubat sürecinde çalıştığım gazeteden atılma sebebim KOBİ'leri tutmamdı. Kimse bana iş vermedi. Kombasanları tuttum, yok ettiler. Hatırlarsınız, onları yok etmek için SPK çalışıyordu. Büyükler adına IMF de onlara çalışıyordu. Fakat Anadolu Kaplan'ı, Mayas'ı tuttu. Allah'a şükür. Mayas tuttu da, fakat bizim hızımızdan ben şikayetçiyim. Siz memnunsanız bilmiyorum. Bakın, Maya'nın tuttuğunun bir başka işareti. Bu Avrupa'nın haritası. Türkiye'nin oradaki yapısına geldiğim zaman Avrupa'ya bakınca ne kadar daha yol almamız gerektiğini bir daha göstermesi açısından. Bakın şurada Kuzey İtalya'ya bakın, Kuzey Almanya'ya bakın, İngiltere'ye bakın ve ışıldayan yerler noktasında tamam. Eskisi gibi değiliz ama hala çok gerideyiz. Suriye'nin haline bakın, bunu özellikle bu haritada da gösteriyorum. Ve Suriye'nin bugünkü haline bakın. Suriye 2018-2014. İşte eğer siz bayrağınızı kaybettiğiniz zaman başına gize gelecek budur arkadaş. Ferinizi söndürüyorlar. Bakın bunu mahsus oynatıyorum böyle. Bir ülkede birliğini, dirliğini kaybettiğin zaman başına bu geliyor. Suriye ile Irak arasında sınır kalktı. Batılılar ne diyor biliyor musunuz? Sirak diye yeni bir ülkeden söz ediyorlar. Suriye'yi daha birleştirmişler. Şuradaki, bakın şurada bir şey var. Suriye kısmı var. Hatay kısmı var. Hatay kısmını bizden koparmak için gayretler söz konusu. Orada yeniden nüfusu yeniden şartlandırma söz konusu. Bombalanan yerler, Ruslar orada, Çinler orada, Amerika orada, Fransa orada. Ama işte aynı şekilde eğer sen kendini yenilenmezsen Suriye'nin şimdiki feri sönmüş noktaya geleceksiniz. Onu göstermesi açısından bu ilginç. Ve yeni yıldızlarımız ortaya çıktı. Ben şimdi burada soruyorum. Cani'nin kaç tane yıldızı var? Bırakın küreyi. Önce ben Türkiye'ye kaç tane yıldız sunabiliyorsunuz? Kendi içinizde bunun kararını vermemiz gerekiyor. Mesela 2020 yılında Cani'nin bu bölgenin Türkiye'deki
gelişmeye sunacağı kaç tane aktörü, kaç tane yeni yıldızı var ki bunları daha sonra biz kürede iddiamız olsun diye baktığımızda gördüğünüz gibi Samsun'da, Samsun bölgesinde ancak 8 tane ISO 1000 listesine giren firma var. Ben bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Üstelik burada gelişen bazı yerel başarılardan bizzat gelip görmeme rağmen. Ve başka bir şey daha, Türkiye'nin yeri noktasında şu anda 18. noktasına indik kur yüzünden. Fakat iddiamız ilk 10'a girmek ve önümüzdeki yıllar geride. Bunları pek saymıyorum. Bu noktayla tamamlamak istiyorum. 3 temel teknoloji gelişiyor. Biyoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilgi iletişim teknolojisi. Bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin pek çok ülke noktasında hem şanslı hem de şanssız olduğunu görüyoruz. Bu noktada burası kendine biçeceği fonksiyonlarla çok bir yerlere varabilir. İrlanda dünyanın teknoloji geliştiren 10 ülkesi arasına girmesini 1992 yılında patatesine gelen kansere borçlu. Patatesten başka bir şeyi olmayan bir ülkeydi. Kanseri oldu patatesi. Açlıktan ölmek üzereydiler. IT'yi keşfettiler. Yani bilgi ve iletişim teknolojisini keşfettiler. Bahtları dönüştü. İhtiyaçlar icatların anasıdır. Burada ne sıkıntı çekiliyorsa yerel aktörlerin belki de yeni ekonomi noktasında çıkış noktaları bu olmalıdır. Buraya gelmeden önce sevgili başkanla oturduk. Bana burada yapılmış çok altın bir çalışmadan söz etti. Çalıştay'da. Türkiye'nin her tarafını dolaşıyorum. Birbirine benzeyen raporlar, veriden ziyade kanaatle yola çıkmış belediye başkanları ve Mark Twain'in dediği gibi her kentin markalaşmak için ya da her kişinin zengin olmak için yürümeyen bir planı vardır. Burasının bir planı var. Diğer taraflarının sadece söylemi olduğu ülkeler, kentler burada ama sizin gibi işe asılan kentlerden de haberdar. O anlamda baktığında bu alanlarda yerel liderlikle getirilebilecek noktada çok enteresan imkanlar bize sunuyor diye düşünüyorum. Yeni ekonomi zihinlerin yenilenmesidir. Yoksa ürün ve teknolojileri nasıl da yapabiliyoruz? Çünkü unutmayın yeniliklere son derece açık bir ülkeyiz. Şu cep telefonları geçen sene cep telefonlarına arkadaşlar 16 milyon telefona 6,5 milyar dolar harcadık. Yerli telefonumuz var. %42'sini biz üretiyoruz. 5 tane marka oldu. %40, %50. Bunları satın almıyoruz. Yeni Türkiye açıkçası kendine olan güvenin de bir bakıma unsuru. Başkasını zengin etme noktasındaki iştahımızı kendi ürünlerimizi alma noktasında kullanmak da başka bir zihin yapısını gerektiriyor. O açıdan ben soru cevabı bırakmak için sözümü böyle tamamlamak istiyorum. Yeni Türkiye'de ekonomi, yeni ekonomi, yenilenen ekonomi ve dünyanın bizi koyduğu nokta yeni bir fırsatları bize sunuyor. Fırsatlar gelirken ve önü kesilerek yakalanıyor sevgili arkadaşlar. Arkasından koşularak değil. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dünyada 3 tane coğrafyayı değiştiren yol olmuş. Bir tanesi İpek yolu bizim üzerimizden geçiyor. Milano'dan başlıyor, Pekin'de bitiyor. İpek alıyor, baharat ise daha kuzey, güneyde bir yol. O da Hindistan üzerinden Kabul'den geçiyor. Bir de kuzeyden güneye inen Amber yolu. Amber de balinanın adıdır. Balina balığı, şu eskiden ispermeçet bunları camideki o mumların yağı da oradan yapılırdı. Ve bunların üzerindeki ülkeler zengin olmuştu. Hatta Cengiz Han geçtiğimiz 1000 yılın en önemli insanı seçilmişti Batı'da. O da şuydu, şöyle bir tabiri vardı. Cengiz Han diyor, Macaristan'dan yola çıkmış bir bakire elindeki kristal vazodaki altınları başına hiçbir şey gelmeden Pekin'e ulaştırabiliyordu. Bunu Cengiz Han kılıçla sağladı. Küreselleşmeyi ilk yapan adam diye biliniyor. Baktığın zaman bizim akraba birisi. Kılıçla yaptı. Bugün yine aynı yapı içerisinde bilgi yolları ve yeniden hava yoluyla bunu bağladık. Dünyadaki en fazla yere uçuyor olmamız sadece Türk Hava Yolları'nın vizyonuyla gelmiyor, finansallarıyla gelmiyor. Yeniden dünyanın tam ortasına bizi koydular. Bunun farkındayız. Daha da artıyor. İpek yolunun geliştirme noktasında güvenlik yapıları çözüldükçe Türkiye buradan nimetlerini sağlayacak. Ama şu var, onun üzerinde ütülebilirsin de, bakın burası çok önemli.
Hani biz telefonlar diyoruz ya, hemen ne ulaşılabiliriz, ne şey, kapsama alanındayım, ne güzel. Ama bir unsur var, kapsama alanındasın aynı zamanda. Adam onu gelip sana satacak, eğer sende o para yoksa, eğer o akıl yoksa. Aklın bu kadar çok para ettiği bir dönemde İpek Yolu'nun üzerimizde gelmesi hem tehdittir beyefendi, hem fırsattır. Eğer aklın varsa o yol seni pazarlarına ulaştıracak. Eğer aklın yoksa seni pazar yapacak, gelecek sana o telefonunu, senin akıl açığını akıllı telefonla çözme bahtsızlığını sana yaşatacak. Burada da karar bizim olacak. Evet, başka soru. Buyurun beyefendi. Biraz yüksek sesle, ben salonda duysun diye söylüyorum. Estağfurullah. Şimdi miras hukukunun değişim konusundaki çalışmaları biliyor musunuz? Avrupa'da bir traktöre 160 dekarlık alan düşüyor. Türkiye'de bazı yerlerde 14 dekara kadar inmiş durumda. Bu nedir? Miras hukukuyla beraber araziler bölündü ve artık verimsiz olmaktan çıktı. Miras hukukuyla ilgili olarak ürünü miras hak ama işletmeyi de bütün tutma noktasında yeni bir gayret var. Bu önemli bir şey. Yerel kalkınma noktasında son derece yerel kalkınma ajansları kurulmuş durumda, faaliyetler var. Ama gördüğüm bir şey var. Hala insanlar verilen teşvikleri alıp kurnazca işlere yatırıyorlar. Bunlar da iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. Bitlis'e sen hayvancılık geliştir diye kredi veriyorsun. Briketlerle çevriliyor orayı. Geliyor Bodrum'da villa yapıyor. Ankara'da 4x4 Cherokee yapıyor, İstanbul'da düğün yapıyor. Cenab-ı Hak senin için ne yapsın, devlet senin için ne yapsın. 8 yılda TÜBİTAK 3,5 milyar dolar harcadı. Helali hoş olsun, bir gazoz kapağı üretemedik. Bunların hepsinin sorgulanması gerektiği dönemin hepsine biz yenilenmek diyoruz. Nedir? Kurnaz olmayacak. Kurnazlık iyi bir şey değil arkadaşlar. Kurnazlığı ben şöyle tanımlıyorum. Nimeti alıp külfeti ötelemek. Öyle bir şey yok. Öyle bir öykü yok. Gayretine baktığın zaman işte verimin tartışı. Amerika'da bir insan bir saat çalışma karşılığında milli gelirini 40 dolar artırıyor. Avrupa Birliği'nde 29 dolar, Türkiye'de 4 dolar. Ben cumartesi pazar da çalışsam bu yapımla, bu elekle su taşımaya biz eski Türkiye diyoruz. Avanda su dövmeye eski Türkiye diyoruz. 7-24 de çalışsam saatte 4 dolarım var kardeşim. Kaç bin saate çarpman lazım ki? Bu yüzden biz mutlaka sınırlarımıza eriştik. Göçle beraber, az önceki slaytta vardı. Göçle beraber, kentleşmeyle beraber sınırlarımıza eriştik. Şimdi nitelik noktasına geldik. Hükümetin 25 tane ikinci nesil nitelik reformu var. Fakat hala bu savaş, terör yüzünden kardeşimle eğilip fokuslanamıyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada bana sorarsanız barajlanmış bir Türkiye söz konusu. Bu yenilenme noktasında anayasayla başlayarak, yönetim sistemi değer üretmeyen kurumlarımızı imha ederek, iyileştirerek demiyorum, ortadan kaldırarak. Bakın Osmanlı'ya matbaa 150 yıl geç geldi ve bu bize bir imparatorluğa mal oldu. Sebebinin en önemlilerinden bir tanesi arzualcı sınıfıydı. Biz bunları ne yapıyor, oradan kartlayacağız dedik. Geciktik, Rönesansımızı erteledik. Şimdi geldiğimiz noktada öyle bir lüksümüz yok. Özdemir Asaf'ın güzel bir şiiri var. Bir insan bir treni kaçırırsa yeni tren gelir onu alır. Ama bir ulus bir treni kaçırırsa bir ulus gelir onu alır. Size çok şey geliyor değil mi? Gidin Bosna'ya bakın. Gidin Suriye'ye bakın, Irak'a bakın. Yani şimdi aynı şey söz konusu. O açıdan ben
bu anlamdaki yerel kalkınma noktaki gayretleri gerekli bulur mu? Yeter şartında bunu yapılan insanların kurnazlıktan zihin yapısını yeni Türkiye'nin üretken yapısına çevirmesine bağlıyorum. Evet. Ne zaman bitirmeliyim? 21-25 geçiyor. Tam buçukta bitireyim. 5 dakika sonra bitireyim. Buyurun beyefendi. Sonra size vereceğim. Biraz yüksek sesle lütfen. Teşekkür ederim. Bu bir soru değildi, bir katkıydı. Evet, teşekkür ediyorum kardeşim. Orada bir ev kalkmıştı. Buyurun efendim. O da son olsun çünkü buçuğa geliyoruz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Dinliyorum sizi. Buyurun efendim. Aynen katılıyorum sana. KOSGEB'in yok edilmesi gerektiğini düşünün. Yeni Türkiye'de de kalkacak olacak. İnanın bakın. Bakın arkadaşlar. İGEM diye bir şey vardı. Bir şey yaramadı. Kaldırdık. Şimdi bir davaya zarar vermenin en sinsi yolu bile bile yanlış gerekçeleri ileri sürerek o davayı savunmaktır. KOSGEB ne yazık ki bizim elimizde kötü işleyen bir mekanizma haline geldi. Haydutlar parayı alıyorlar. Gerçekten girişimci olan, gerçekten zekası olan insanlar dışarıda kalıyor. Az önce Canan Dağı deviren YÖK'e girip yetersizlik aldığını biliyor musunuz? TÜBİTAK senden hoca olmaz diye kovaladı. Şimdi bu eski Türkiye'nin, eski kafalarının her birinin birbiriyle akraba olduğunu düşünüyorum. O KOSGEB'deki o seni refüze eden insanın da vizyonu aynı şekilde. Oradan da eğitime hiç girmedik. Şimdi bakın. KPSS zekası diye bir şeyden söz edeceğim size. Türkiye nereye zorlanmak istiyor? KPSS ile devlet memurlarını oluştururken ne yaptık hepimiz? 5 tane bizim için uygun görülen, bakın 5 tane bizim için uygun görülen seçenek arasında hayatımız dönüyor.
Sakın seçenek oluşturma. Ben senin için hepsinin önüne koydum. İçlerinizden de yasal olarak benim söylediğimi işaret ettiği bir seçeneği de memur olarak alıyorum. Şimdi böyle bir Türkiye, yeni Türkiye olabilir mi? Yeniköy, İstanbul'un en eski semtlerindendir. Hadi söyle, Denizli'de de deniz yok. Yeniköy'de yeni değil. O anlamda ben zihin yapısının her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Mesela oradaki memur bürokrasi çıkmasın diye reddettiği bir çocuk vardı. Ben bir birilerinde bir yıldızdı sanıyorum. Teknokent'ten bir iş geliştirdim ona. Siz biliyor musunuz? NATO'nun güvenlik kalkanı projesi içerisinde en stratejik proje oldu. Rus gibi refüze etti ve refüze gerekçesinin geçmişe doğru araştırdım. Oradaki bir memurun, ya iş çıkaracaksın bana, bilmem ne diyeceksin burada, bunun referansı da yok. Hoca da buna olur vermedi. Hocaya dönüyoruz. Şu anda üniversitelerimizin içerisinde bu kadar cehalet ancak tahsilden olur diyebileceğimiz bir sürü hoca var eski Türkiye. Yeni çocukları almıyoruz. Çünkü onlar yeni fikirlerle geliyorlar ve bizi yerimizden edecekler. Ben buraya gelene kadar 40 tane dümenle gelmişim. Zaten yetersizim. Çağ dışı olmuşum. Acaba bir gün daha fazla nasıl kalabilirim? Üstelik orada gelen insanı da görüyorum. Yani kendi yeriminde onun tehlikesini sezecek kadar zekiyim de. Kurnazım da. Ve onu sokmamakla ben çareyi buluyorum. Ama bunlar artık zorlanıyor. İnsanlar kos gibi harcanan paralar sorgulanmaya başladı. Bilim Bakanlığı var, Sanayi ve Bilim Bakanlığı. Son raporunda 164 tane teşviği açıkladı, 82 tanesi çuvallamış. Niye çuvallamış? Ahlaksız profesör, namussuz KOSGEB çalışanı, kusura bakmayın ben çünkü bunlar söz konusu olduğunda torunlarım için söz konusu olduğunda herkes feda edilebilir. Çünkü başka bir vatan yok, bilmiyorum. Biz Kafkas, yani bu Nordikler vatanın kaybetmenin ne olduğunu çok daha iyi biliyoruz. Şımarıklıktan değil. Yani baktığında buradakinin bedeli eskilerin 16 yaşında Çanakkale'de ölenlerle burada olduğundan dolayı geleceği de bunu teslim etme noktasında o memurun da yenilenmesi gerekiyor. O zihin yapısının. O eğitim sisteminde sana 5 seçenek dışında seçenek sunmanı da tukaka etmemen gerektiğini öğreniyoruz. Ben başka bir seçenek diye düşünüyorum. Diyorlar ki bize farklı düşün ama bu kutunun içinde düşün. Ben kutunun varlığını inkar ediyorum. Çünkü dünya inkar ediyor. Az önce ne güzel söyledi beyefendi. Çok sen diyor fosil arabalarla uğraşıyorsun, araba uçacak kardeşim diyor. Amazon diye bir firma deliver olarak yani lojistik olarak dronlarını devreye koyuyor. Sürücüsüz arabalarla seyahat ettim ben. Sürücüsüz araba rallisinde izleyici oldum. Sonlar sokağa ralli yapıyorlar artık. O sürücüsü yok. Ne yapıyor? İnsanı başka fonksiyonlarla ve yavaş yavaş robotların savaştığı, insanların arkasında robotların savaştırdığı bir dünya içerisinde savunma sanayimizin eline gayret vermek çalışıyor. Şu anlamda KOSGEB'le olmaz, eski kurumlarla olmaz diyorum. O yüzden bu topyekün yenilenmenin bir taleple meydana gelmesi lazım. Çok güzel bir şey söyledi Osman Bey, dedi ki ben bu çalıştayı talep üzerine yaptım dedi. Ben de o yüzden çok fazla değerli olacak dedim. Ben şimdi topluma gelince sizin gibi insanlara rastladıkça talebin uyandığını görüyorum. Durduramazlar diyor. Geciktirilebilirler ama durduramazlar. Sorun o geciktirmenin maliyetini kaldıracak noktada mıyız, değil miyiz? Ben olmayacağımızı düşünüyorum. Etrafımızda inanılmaz bir şey, arkamızdan kaplanlar kovalıyor. Ve durduğun zaman seni düşürecek pek çok insan bakıyor. İçeriden de hainlerin de yeşermiş durumda. Dedem Korkut'un çok güzel bir lafı var. Hain hanedeyse kapı kilit tutmaz olur. Bu coğrafyada da seni hainsiz bırakmazlar. Şeyin güzel bir lafıyla bu sorumuzu kapatayım. Henry Kissinger'ı tanırsınız. Derin Amerika'nın en derin adamı. 4-5 kere konferansını dinledin. Amerika denince başkan kim olursa olsun birkaç kişiden biridir. Birisi Zbigniew Brzezinski'dir, biri de Kissinger'dır. Çok güzel bir lafı var. Bizzat dinledim onu. Amerika neden büyük devlettir bilir misiniz diye salona soruyor. Sonra cevap veriyor. Diyor ki, biz içimizdeki hainleri çabuk öldürürüz diyor. Bak, yargılarız demiyor. Biz içimizdeki hainleri çabuk öldürürüz. Ama başka ülkelerin hainlerini kahraman yaparak o ülkeleri yönetiriz diyor. İşte büyük devlet bu. Yani bunu söylememin sebebi o anlamda başka bir noktalarda zihin yapımızı aramalıyız. Süre bitti ama beyefendi biraz daha alayım diyorum.
Zuruma bakmayın. Devam hocam. Devam. Biraz daha yüksek sesle salon duyması açısından efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim ben medya olmanızdan dolayı bu sorunda birincisi bahsettiğimiz yeni Türkiye olan hayalimizde olan Türkiye medya yeterli görevini yapıyor. Özellikle görsel medya. Yani bir katılır mısınız bilmiyorum. Onu da görmenizi istiyorum. Örneğin ekranlar aynı saatlere getiriyor. Ben biraz herhalde bu arada demokrasimiz olarak sonraki kurumların bazı programları yapıp aynı saatte ben bunu beğenmesem bir başkasını seyretmek durumunda kalmam lazım galiba veya benim evladım. İki. Daha sonra bir tane gizliniz oldu. Sizin çok dünyayı geçici bir hesap değiliz ama üretene destek verildiği veya üretilmeden bir uygarlığın gelişmediği kanaatindeyim. Bilebildiğimiz kadarıyla tarih. İtalya'da Po Ovası'nı gördüm. Boş yer göremedim. Rehberimizin annesi İtalyan, babası Türk olduğundan biraz daha rahat konuştuk. Dedik ki İtalya'da, doğruluğu bilmiyorum. İtalya'da toprağını bir sene ekmeye, ikinci sene sorgulanır. Devlet neden ekmiyorsun? Ya kiraya ver, ya üret, ya da kiraya ver. Eğer olursa devlet müdahale eder dediği bilmiyorum. Doğrudan ülkemizde tarımla ilgili bir sanayi de aslında tartışıyor ya. Doğrudan verilen üretim gerçeği doğrudur diyecektim. Teşekkür ederim. Medyayla başlayayım sorunuza. Özdemir Asaf'tan yine bir şiir okuyacağım. Bütün renkler hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Medya tam dediğiniz bu. Hepimizin kirlendiği ortamda biz çok daha fazla önünde olduğumuz için çok daha fazla görün. Doğrudur. Zihin yapımızı oluşturma noktasında içinde bulunduğumuz yapı içerisinde belki de en fazla yenilenmek noktasında olan kurumlardan birinde çalışıyorum. Ama bunun içerisinde de inanın gayretini üretimden yana koyan, değer üretmekten, değerli içerik üretme yanından insanlar var. Fakat sorun şu anda iktidarda olmayışları bu insanlar. Kendi televizyonda da var, gazetelerde de var, radyoda da var, internette de var. O kadar karamsar olmayın. Çünkü genellikle biliyorsunuz sabah şafaktan önceki en karanlık dönemde olabilir. Medya o konudaki en önemli alanlardan bir tanesi. Üretmeye doğrudan teşvik noktasına gelince ben bunun sadece devletin vermesiyle olacağını düşünmüyorum. Bakın oradaki üretmeyenin elinden alıyorlar doğru. Amerika'da iki kere üst üste zarar ettiğiniz zaman size bir daha şirket kurma şeyi vermiyor. Burada ağlaya ağlaya zengin olan bir kurnaz tutumumuz var. Zararı maharet bilen, iflas ertelemeyle beraber kendine yeni bir alan açan ve üstelik halkın parasına el koymaya çalışan bir sürü kurnaz yapılanıza. Sorun şu, yeni nesil bunları dışlıyor. Bakın biz o neslin temsilcisiyiz. Kendimi kastediyorum. Sizi tenzih ediyorum. Biz şükür ki artık yavaş yavaş eriyoruz. Fakat sorun şu, hala iktidardayız. Hala bu eski zihniyeti, köhne zihniyeti sürdürebiliyoruz. Ama tutunacak zamanlarımız azalıyor. Tıpkı güneşin altındaki buz gibi yavaş yavaş zihniyet yenileniyor. Dediğim gibi bitiriyorum sözümü. Sorun bu süre nasıl olacak? Çünkü sizden daha hızlı koşan uluslar gelip sizi yarı yolda bırakabilir.